Arkadaşlar merhabalar, TYT AYT Geometri konu anlatımımızda artık kenar ortaydayız. Yardımcı elemanlardan açı ortayı gördük, şimdi kenar ortayı yapacağız. Kenar ortayı da aslında benzerlikle ilişkilendirebileceğimiz bir konu çünkü uzunluklar var. İçine içine dik üçgen girecek, muhteşem üçlü girecek uzunluklar sayesinde. O yüzden hem dik üçgen hem tabii ki kendi konusu zaten önemli ama benzerlikle de kullanacağımız için daha sonrasında özel dörtgenlerde paralel kenar, eşkenar dörtgen, kare dikdörtgen gibi konularda da işimize yarayacağını söylemem lazım. Diğer taraftan önemli bir durumu da söyleyeyim. Analitik geometride arkadaşlar ÖSYM hem açı ortaydan hem kenar ortaydan hem sağlam üçgen bilgisi gerektiren hem de analitik bilgisi ve yorumlamak gerektiren çok güzel sorular soruyor. O yüzden burayı iyi öğrenelim, temeli güzel atalım. Sonrasında o konularda da çok sağlam sorularla uğraştıracağım sizi. Ee, köşeden çıkıp kenarı iki eşit parçaya bölmesi önemli arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Çünkü herhangi bir üçgende her zaman kenarı ikiye bölen doğru parçasına biz kenar ortay demeyiz. Bak mesela bu alelade bir doğru. Sadece özel olarak kenarı ikiye bölmüş. Bu kenar ortay değildir. Ne olması lazım? Muhakkak köşeden çıkması lazım. Bunu söyleyeyim birincisi. Yine ikinci olarak her zaman söylediğim ve tekrar ettiğim şeyi yine söyleyeceğim. İki tane kenar ortayın geçtiği yerden oran gereği mecburen üçüncüsü de geçer. Hem burada arkadaşlar e, benzerlik de hafif devreye giriyor. Hem de oranlar eşlik, eş, eşlik diyorum pardon benzerlik devreye giriyor. Doğal olarak ha benzerliği söyledim değil mi? Doğal olarak benzerlik sayesinde muhakkak ikincisinin geçtiği yerden üçüncüsünün de geçtiğini görüyoruz. Bir de zaten şunu da söylemem lazım açıkçası. Hani acayip bir matematik yorumu üretmeden. Birinciyi bu kabul ettim. İkinciyi bu kabul ettim. Buradan böyle geçiyor. Üçüncüyü de işte bu kabul ettim. E zaten aynı mantıkla ben birinciyi buradan geçiriyorsam. Üçüncüyü buradan geçiriyorsam. E ikinci de buradan geçiyor. Hangi ikisini alırsan al. Doğal olarak diğeri üçüncü olduğu için o noktadan geçmek zorunda. Bir de yeni bilgimiz artık. Evet kenarı ikiye bölüyor. Kenar ortay. Yeni bilgimiz ne? Uzunlukta kullanacağız. Kenar ortayı ağırlık merkezi ikiye bir oranında kesiyor. Ve arkadaşlar köşeden çıkan daha uzun, kenara doğru giden daha kısa bak. Bazen unuttuğunuz zaman köşeden çıkanın uzun olduğunu bilin. Yani buraya 2B dersem burası B olacak. Doğal olarak bunu söyleyeyim. Bunun aslında aşırı basit bir ispatı var ama benzerlik gerekiyor arkadaşlar. O yüzden söylemek istiyorum. Bilenler için, bilmeyenler için daha hocam ben benzerlik bilmiyorum diyenler için hiç mühim değil. Sen zaten ikiye bir oranını görmen ve bilmen yeterli. Meraklısına söylüyorum. Şöyle bir yeşil doğruya paralel çekersen karşılıklı oranlar eşittir AA. Kenar ortaya olduğu için yeşil doğru parçası o zaman 2A 2A bölünür. Sonra şöyle 2X dersem 2'nin 3'e oranından 3X olur. Buraya 3X dersem tamamının 6X olması için bak 4X oldu. Yine aynı şekilde 2A ise A ise paralellikte karşılıklı oranları aynıdır 2B'ye B oldu. İşte size kenar ortayın benzerlikle ispatı. Böylece ağırlık merkezi gerçekten 4x'e 2x yani 2'ye 1 oran ve 2b'ye b gerçekten 2'ye 1 oranda bölmüş oldu. Bak ne kadar basit. Paralellik yardımıyla olayı hallediyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bilgimiz bu. Hatta ispatını da böyle hemen hızlı bir şekilde yapmış olduk benzerlikle. Gelelim şimdi ilk sorumuza. Önemsediğimiz şey artık ne olacak? Ağırlık merkezinin 2'ye 1 oranında bölmesi olacak arkadaşlar. Bakalım o zaman. Ne diyeceğiz? İki kenar ortayın kesim noktası soru söylemese bile kesinlikle nedir? Ağırlık merkezidir. Ha, tabii G harfi diye düşünmeyin o temsili. T noktası diyelim bak. T noktası ağırlık merkezi. O zaman ne olacak? 8'e 4 ve tabii ki 10'a 5. Yani 10 artı 4'ten doğru cevabımız gördüğünüz gibi 14 oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. Ne demiş? AKKB'yi dik kesiyor. Bak soruda verilen o bilgiye de dikkat et. Burası 90 derece. AB 4 kök 5 evet. Sonra K ağırlık merkezi diye söylemişiz tamam. KD 2 o zaman KD 2 ise kesinlikle bu kenar ortaydır unutma. Kenar ortay sorularında ne olur ne olmaz diye hep böyle kenarın ikiye bölündüğünü gösterin tamam mı? O kenarda dursun bazen gözümüzün önünde olmayınca geometri arkadaşlar evet hani görmeye indirgemiyoruz ama diğer taraftan verilen bilgileri de göstermezseniz durduk yere kendinizi riske atmış olursunuz. O yüzden o bir dursun. Bu soruda direkt lazım olacağı için değil ama şunu görelim en azından. 2 birim ağırlık merkez kenarı orta 2'ye 1 oranında bölüyor. 4 birim oldu değil mi? 2'ye 4. Doğal olarak şu mavi üçgende Pisagor yapabilirsin artık. Ne söyleyeceksin? Uzunca Pisagor bile yapma. 4, 4 kök 5. Ne zaman vardı bu? Girdik kenar diğerinin 2 katıyken hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı. O zaman demek ki AK neymiş? 8. KE ne oldu buradan? 4. Dolayısıyla doğru cevabımız gördüğünüz gibi bulmuş olduk. Rahat bir konudur kenar ortay. Açı ortayda biraz daha bence zorlandınız. Kenar ortayda aşırı derece zorlanacağınızı düşünmüyorum. Ama e, uyarmak zorundayım. Aldatmasın. Bu temel e, bir konu olduğu için asıl mevzu benzerlikle iç içe geçtiğinde, özel dörtgenlerle iç içe geçtiğinde oluyor arkadaşlar. Onu söylemem lazım. Öğrendiğimiz her basit bilgi o yüzden yine çok kıymetli. G ağırlık merkezi. AG 10. Sonra BC 16. Önemli mevzumuz neye dikkat edeceğiz? Kesinlikle ve kesinlikle açı ortay aynı zamanda ağırlık merkezinden geçtiği için nedir? Kenar ortay. Peki hem açı ortay hem kenar ortay aynı doğruysa bu aynı zamanda neydi? Yükseklik. Demek ki şöyle bir h dersek a h'ın da yükseklik olduğuna lütfen dikkat edin. Ne demiştik? Bir açı ortay kenar ortaysa aynı zamanda yüksekliktir. Yak diye kısaca yazıyorum. O zaman üçgen ikizkenar lazım olursa bu bilgiyi bile kullanırsın. Aman dikkat. 10 olduğu için ağırlık merkezinden dolayı 10'a 5. Kenar ortayı 2'ye 1 oranında böldük 8. Sonra artık 8, 15, 17 üçgeni oldu. Bu üçgen sayesinde 8, 15, 17 yazmış oluyoruz arkadaşlar. Hemen şunu da söylemiş olalım bu vesileyle. Sorularda gördüğünüz gibi bazen açı ortay ve kenar ortayı birleştirecek. Bilgiler birleşince güzel yorumlar gelecek. Evet bu sizde. Önce siz deniyorsunuz. ABC ve AFB birer dik üçgen ve ABC üçgeninin ağırlık merkezi AF 2 santim AB nedir diye soruyorum. Evet. Denedin mi? Ne gördün burada? Şimdi birincisi bak insanın şunu yapası geliyor değil mi? Hocam A ne güzel böyle. Ben buraya 1 diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. O, vallahi olur bak hiç de itiraz etmem. Gel bak şimdi birinci yolu yapalım. Her soruda her şey tutacak diye bir şey yok. Hocam ben A'dan H'a indireceğimi ya da B'den F'den devam ettirip böyle bir işte B, D yapacağımı nereden bileceğim? Aslında arkadaşlar mevzu zaten bu. Bir şeyi bilmek ve illa oradan geçirmek zorunda değilsiniz. Geometride biraz da bakarız. Acaba ben buradan ne yapabilirim deriz. Şimdi birincisi ben şunu düşünürdüm. Öğrenci olsam. Ya derdim ki A bak bir saniye. AB'yi soruyor bana. Benim B, F'ye ihtiyacım var. B, F'yi bulabilir miyim? Bak soruyu kendime sordum. O zaman birinci yol ben şunu derdim. BF'yi bulabilir miyim? Bulabilirim. Şöyle bulabilirim. Ben bunu uzattığım zaman ben daha yeni ne öğrendim? Ağırlık merkezi kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyor. Sonuçta F de ağırlık merkezi olduğu için bak 2A'ya A oldu. Bu sayede dikten dikindi öklit. 4 eşittir 2A kare. Buradan da A ne geldi? Kök 2 geldi. A kök 2 olunca 2 kök 2 oldu. Şimdi ister Pisagor ister Öklit. Pisagor yapalım hadi neyse. 2 kök 2'nin karesi 8. 4 daha 12. Doğru cevabımız ne oldu? Kök 12'den 2 kök 3 geldi. Bak bu şekilde ağırlık merkezinin katkısı tek bilinmeyen. Bir anda bir parçayı diğerinin cinsinden yazabiliyorum. İkincisi bak Öklit yaptırabiliyor. Güzel bir katkı. Ben böyle yapardım soruyu tamam mı? Çünkü hedefim BF'yi bulup Pisagor yapmak. Ama şunu da belirteyim. Sonrasında kural olarak göstereceğim ama bazı öğrencilerimiz şunu da demiş olabilir. Hocam ben muhteşem üçlü yaptım burada. Neden muhteşem üçlü? Bir kere ikiye bir ağırlık merkezi. Sonrasında hocam böyle dik üçgende kenar ortay. Ne demiştik? Buradaki iki parça birbirine eşitse üçüncü şöyle AT parçası da eşittir demiştik. Ben o yüzden böyle AT 3 ise DT de TC de 3 dedim. Sonra hocam dik üçgenden dolayı burada bir Pisagor yaptım. Ve 9'dan 1 çıkardım. 8, 2 kök 2 oldu. Kırmızı üçgende Pisagor. Sonra hocam bir de mavi üçgende Pisagor yaptım. 4, 8 daha 12 oldu. Kök 12'den 2 iki kök 3 buldum. Bak bu da ikinci yol olabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Yeter ki bak mantıklı hareket edelim. Kendimize güzel sorular soralım. Geometrik anlamda onları da cevaplandırabilelim. Şimdi hazır zaten onu söylemişken işte bak muhteşem üçlüyü de söylemiş olalım kenar ortay konusunda baya bir iş görecek. Dik üçgende hipotenüsü ait kenar ortay böldüğü parçalara eşittir. O zaman şöyle katkısı oluyor bak. 2x desen, x desen, 3x, 3x. Böyle bazen en küçük parçayla bc arasında. Bazen işte ağırlık merkezine kadar olan kısımla şöyle bc arasında bağıntı kurmuş olacağız arkadaşlar. Hemen böyle siz de isterseniz not edebilirsiniz. Tabii ki ağırlık merkezi nereden geçer? Kenar ortaydan. O zaman tartışmasız bir ağırlık merkezi AN üzerinde olmak zorunda. Evet bakalım şimdi D ağırlık merkezi. Hemen unutmadan burayı böyle bir gösteriyorum. Bunu böyle gösteriyorum. Unutma lazım olursa bak muhteşem üstlüğü hep kullan tamam mı? Kenara istersen ayrıca not et şekli boğmak istemiyorsan git de ki tamam hocam ben boğmak istemiyorum ama en azından 2Y, Y, 3Y, 3Y diye yazayım. Bu kenarda dursun unutabilirim ama unutmayacağım artık. Şimdi böyle yaptık. Bu neymiş? Allah Allah. Neyse. Bunu bilmiyoruz. Şimdi geçelim. Ee, şimdi bakalım. Burada bunu bir sileyim. Artık soruyu çözmeye geçelim. Ne dedik? Bunları unutmayalım. Böyle. Sonra DD 4 kök 2. Tamam. E zaten mevzu nedir? Tabii ki ağırlık merkezi kenarı orta 2'ye 1 oranında bölüyor. 4 kök 2'ye 2 kök 2. Sonra ne diyeceksin? Öklit. Dikten dikinde ise artık 4 kök 2 çarpı 2 kök 2 ne yapıyor? 16 yapıyor değil mi? 16'nın kare kökü 4. AD4 ise muhteşem üçten DF2. Sonra muhteşem şey AD4 ise kenar ortaydan ağırlık merkezinden 4'e 2. Muhteşem üçlüden de 6'ya 6 oldu. BC'ye bak 12 oldu. Cidden muhteşem üçlüyü burada kullanmış olduk arkadaşlar. Bunu da böyle söylemiş olayım. Bir de tabii ki Öklit her yerde dikten dikindiğinde ilk önceliğimdir benim. Şimdi bakalım buraya. BD kaç santimdir diye soruyorum. D ağırlık merkezi AD 8 BC 8 kök 5. BC 8 kök 5. Evet. Bir düşün bakalım ne diyeceksin burada şimdi. 8 var. 8 kök 5 var. Orada ne alaka? Ağırlık merkezi ile de birleştirsem ben şöyle derim bak. 8'i biliyorum ya. Önce bunu devam ettirdiğim zaman BD'yi evet nasıl bulacağım tamam ama öncesinde bir verilenleri düşünelim. Ne yapabiliriz? AD'yi uzattığım zaman ağırlık merkezinden şöyle bir 4 olur. Sonra kenar ortaya olduğu için 2'ye bölecek 4 kök 5, 4 kök 5. Tabii ki burada dikkat et 90 derece tamamladık çünkü doğrusal bir şekilde. Mavi üçgende hipotenüs 4'ün kök 5 katıysa o zaman ne olur? 8 oldu CD uzunluğu. Bu sayede BD'ye yaklaştık aslında. Nasıl biliyor musunuz? Hem buradan bir sonuca da varacağız. Arkadaşlar BD için buradan bir işlem yapmanı beklemiyorum senden. Orada çünkü dik üçgen bir üçgen bir şey yok. 4 4 kök 5 var da ne yapman lazım biliyor musun? Kosinüs teoremi yapman lazım şu alfa açısına yorum yaparak. Ne gerek var hiç ona girmeyelim. Şunu yapalım biz. Yeşili boş ver. 8 8 8 kök 2. E hocam buradan ne olacak? Ben BD D ağırlık merkezi olduğu için böyle devam ettirirsem T noktasında kenar ortaya olduğu için TC'ye T, eşit değil mi dik üçgen olduğundan dolayı A, T, C, T ve dt birbirine eşit değil mi Bu sayede ne oldu 8 kök 2 4 kök 2 4 kök 2 ve yine 4 kök 2 oldu Şimdi artık DB de 8 kök 2 oldu arkadaşlar buradan bir sonuca varabiliriz Bir üçgende üçgen dik üçgen değil Niye çizmedi onu bir üçgen şöyle yaptık. Sonra içinde bir dik üçgen var. Şöyle bir dik üçgen ve bu dik üçgenin köşesi tam da ağırlık merkezinden geçiyorsa özel bir durum ortaya çıkıyor. Bu parçaya 2x dersek buraya x dersek muhteşem üçlüden x x oluyor arkadaşlar ve bilgiyi gösterelim. Evet, kenarla buradaki bu parça birbirine eşit oluyor bak. 2x 2 x oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi özel bir durum. Eğer üçgenin içindeki dik üçgenin köşesi ağırlık merkezi ise yukarıdaki ağırlık merkezinden kalan parçadaki kenar 2x. Aşağıdaki de arkadaşlar kenar 2x birbirinin aynısı geldi. Hakikaten bak 8 kök 2, 8 kök 2 sorularda bu özel durumu biliyorsunuz siz kullanmayı seviyorsunuz böyle özel durumları. Pratiklik sağlar hemen yapıştırıp geçersiniz. Şimdi Burada zaten bak not olarak da gösterdim. Tamam hazır soruda denk gelmişken gösterdim. Burada da gösterdik. Niye gösterdim? Çünkü orada unuttum ben onu oraya yazdığımı. Haliyle buraya şimdi gerçekten göstermiş olalım. Bir dik üçgen. Sonrasında burada bir A noktasında AK 2K ise kenarımızda 2K oluyor. Ne zaman? işte burada ağırlık merkezi dik üçgenin de köşesi ise. Şimdi bakalım buraya. K ağırlık merkezi X kaçtır diye soruyorum. 3 kök 10 kırmızı uzunluğu vermişim. 9 x tam da dediğim olay. Pratiği sevenler hemen şunu der. A ağırlık merkezinde hemen bir 3 kök 10 var. Tabii ki burası 3 kök 10'dur hocam. 90'dan 81'i doku, e, çıkarırsam 9 kare kökünü alırsam bu x'e 3 deriz dersin. Birinci yol bu. İkinci yolda 3 kök 10'u vermiş madem bir devam ettireyim derim. 3 kök 10 olduğu için... Burası 1.5 buçuk olur ağırlık merkezinden dolayı. Sonra kenar ortaya olacağı için bir de dik üçgen çıkar. Bak mis gibi 1.5 buçuk 1.5 buçuk ve bundan sonra da artık tamamı 3 kökon olur. Yine baştaki yere geri döneriz. 90'dan 81 çıkarırsın 9. Bu sayede bak 3 olmuş oldu sorunun doğru cevabı. Evet şimdi bakalım bu sorumuza. ABC üçgeni G ağırlık merkezi ve bizden istediği x ve y ayrı ayrı iki tane üçgen var tabii benim biriyle karıştırmayın. Soru iki soruyu bir anda sormuşuz gibi yer tasarrufu. Şimdi ne diyoruz? Bir bakalım bu sorumuzda. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey size uyarayım önce. Her bak şöyle bir şey vereceğim size tamam mı? Bir tane böyle doğru parçamız var. Böyle ikiye bölüyor. Sakın bu köşeye gider diye düşünmeyin. Bilemem. Nereden bileyim diyeceksiniz bir şuna bakın. Bir üçgende baktınız böyle bir ağırlık merkezi var. Şöyle buradan da ortaya inmiş. Tamam bu kesinlikle kenar ortay ağırlık merkezinden geçeceği için köşeden de geçmesi gerektiği için evet birincisi bilemeyiz. Sadece alelade bir nokta bak bilmediğim bir noktadan orta nokta olarak kenara indirirsem Kenar ortay olabilir, olmaya da bilir. Belki bu doğru böyle gidiyor yani. Ama net bilgi ağırlık merkezinden geçiyorsa zaten kenarı ikiye bölen doğru parçası oradan geçecek. Kesinlikle bu soruda olduğu gibi bak burası doğrusal bir şekilde birleşir. Sorularda bu tongaya düşürmek için yapacaktır. Aman dikkat burada bilemeyiz. Ağırlık merkezi verirse biliriz. Dolayısıyla evet gönül rahatlığıyla bunu böyle birleştirdim. 18, 24, 30 değil mi? 3, 4, 5 üçgenin 6 katı. O zaman 15 muhteşem üçlü. 15, 15. Tabii ki 15 olması için ağırlık merkezi 2'ye 1 oranında böler. 10'a 5 geldi. X buradan 5 oldu. Bunu böyle hallettik. Gelelim şimdi ikinciye. Burada bakalım ne diyebiliriz. 3 var. Ee, yine G ağırlık merkezi burada. Hemen bakalım ne söyleyeceğiz. Birincisi bir kere. Ben hemen şunu derim. Aa bak ne güzel muhteşem üçlüyü sağlatacak olan kenar ortayın bir parçası verilmiş. Çizelim o zaman T'ye kadar. Şöyle de harf vereyim. A, G, G T. 4'e 2 oldu. Muhteşem üçlüyü sakın unutma dik üçgen 6-6 oldu. Böyle yaptım. Sonrasında ama buradan Y'ye nasıl geçiş yapacağız? İlk önce hani heyecanlı böyle bir durum gösterdim bak. Gerçekten de 6-6 öyle yaptım. Evet oradan da bir şey yapmaya çalıştım. Ama gördüğünüz gibi e, burada bir tıkanma yaşadık. İlk başta hani yanlış düşündüğümüzü düşünmüyoruz diyelim. Hani geldik hocam evet 6 böyle bir durum oldu. Niye olmadı hocam? Şimdi böyle yaptık ama şu durum var. Buraya yaptığımız bütün doğru işlemler beni sonuca götürmedi, y'ye götürmedi. O zaman hiç telaşlanma. Yapacağın şey şu. Ben o zaman buradan yaptım olmadı. Ya bir de şuradan bir yapayım bakayım. Buradan ne elde ederim? Sonra hatta belki AG'yi de kullanırım bu vesileyle. 3 ise burası 6 değil mi? Sonra bak yetmemiş de olabilir. Hani buraya böyle yine 2'yi yazıyorum. Buraya 6'yı yazıyorum. Buraya 6'yı yazıyorum. Şimdi yıldızlı durum gerçekleşti. Bak şu an anlama büründü. 2, 6, 6. Fark ettiniz mi? İkiz kenar bir üçgen oldu. İkiz kenar bir üçgende tabana indiririm diki. Bu sayede 1, şurayı siliyorum artık. Şu 2'yi. 2, 1 ve 1 diye ayrıldı. Ve bak burada güzel bir dik üçgen oluştu gördün mü? O zaman ben bu dik üçgende Pisagor'u yapıştırdığım an Y'yi bulacağım. Yapalım sadece oraya odaklanmak için iyice büyüteyim. Buraya bir P noktası diyeyim. Şu üçgende Pisagor'u görüyor musun? 36 eksi 1 eşittir 35. Kök 35'miş arkadaşlar. Buraya PC dersem PC uzunluğu. Sonra hangi üçgende bu kırmızıya boyadığım APC üçgeninde Pisagor. PC kök 35. E, buradaki AP 4 1 daha 5 yapalım o zaman. AP'nin uzunluğu 5 olduğu için y kare eşittir 25. Artı pc bunun karesi 35. Y'ye de buradan ne geldi? Kök 35 artı 25'ten pardon. Kök 60. Yani 2 kök 15 oldu arkadaşlar. Bakın burada önemli bir soru. Aslında işin yine Pisagor yönü. İkiz üçgende taban varsa indiririm. Bir de bazen kenarları bulurken dik üçgenden yararlanıyoruz. Bakın buraya yıldızı yapıştırdık. Şimdi geldik buraya. K ağırlık merkezi x kaçtır? Evet bak tam da bir tane daha bilgiyi söyleyeceğim size. Şimdi aynı bu soruda olduğu gibi normalde şöyle bir A köşesi ağırlık merkezini söyleyelim. Hani burası K burası böyle L. E sonuçta bu soruda böyle bir 90 derece indirilmiş. Sonuçta biz ne diyorduk? Bir üçgende muhteşem üçte oldu diye burası 90 derece mi olmak zorunda? Hayır. Ne zaman bir kenar ortağı yükseklik olur? İkiz kenar üçgense. Soruda öyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman soruda bir hata yok. Merak etme. Gerçekten K ağırlık merkezinden böyle bir ane kenar ortayı çektik. Doğal olarak 6'ya 3 oldu. E tabii ki burada bir dik üçgen oluşabilir mi? Teknik olarak bir problem var mı? Yok. Ağırlık merkezinden tabana dikindirmişim. Üçgen çünkü bak ikiz kenar değilmiş demek bu. O yüzden de ne yapacağız? Bundan sonra yolumuza devam edeceğiz. X'i bulmak için aslında... Şöyle T dersem buraya R dersem KT ve TR'yi bulmak mantıklı. O zaman buradan 6 3 sonra neyi unutmayacaksın? Muhteşem üçlü. Tabii ki 6 3 daha 9 ve sonra NR'de de 9. O zaman n'ye ne kaldı? 9 8'den 1. Sonra X'i bulmaya yaklaştık. Bak şimdi olaya gel. Burası kaç birim uzunluğunda? 1 9 daha 11 birim uzunluğunda yazalım. 11'im oldu. Şimdi nereye ihtiyacım var? KT'ye. KT'yi nereden bulurum? 9-1 Pisagor'dan kök 8 yazdım. Şimdi artık x kare ne oldu? 8 artı 100 yani kök 108. Yani buradan da 6 kök 3. İşte ilk kenarlı, kenarları bulurken Pisagor diyoruz. Sonra ağırlık merkezinden kenar ortayı geçiriyoruz. Muhteşem üçlüyü unutmuyoruz. Ve sıkıştığımız yerde ne olursa olsun oradaki o Pisagorlar falan bizim için çok önemli. Yani dik üçgen geride kalmadı. Diğer derslerde artık unuttuk bayağı. Hani biyolojide, kimyada ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama... Geometri matematikten de öte her bilgiyi sonraki konuda kullanacaksın dersidir. O yüzden başlangıçta böyle biraz eziyetli gibi görünür arkadaşlar ama... ...üçgenleri çalışınca herkes söyler duymuşsunuzdur. Şu an size inanılmaz geliyor olabilir ama geometrinin çok büyük bir kısmını halletmiş oluyoruz. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi bu soruyu önce siz deniyorsunuz. Tamam bir çıkmış soruya da benziyor. D, neresi? Bakalım. 4 birim vermiş. G ağırlık merkezi. AB nedir diye soruyorum. Evet. D, G ile GE E eşit. Şimdi arkadaşlar bu bize ne ifade ediyor? Hemen size şunu hatırlatacağım. İkiz kenar bir üçgende İkisi kenar bir üçgende eşit kenarlara indirilen, şöyle kenar ortağı yapayım. Eşit kenarlara indirilen neyler? Kenar da birbirine eşitti. Hatta şöyle AA parçası bak. Ağırlık merkezi buradan ikisinin kesim noktasına geçeceği için 2A'ya 2A olur. Gördüğünüz gibi burada AA olmasının sebebi ikizkenar kenar üçgen olmasından dolayı ve kenar olmasından dolayı işte durum bu. O zaman gel bak buraya. Normalde bilmiyorsun bak diyelim burayı. Bak olaya gel. Böyle yaptık. Bilmedin. Böyle yaptın. Bilmiyoruz ki hocam dedin. Ama zaten sonra şuna geliyor olay. A A. Sonra A 2A. Ne oldu? Doğal olarak e, burada şöyle bir görüntü oldu. A 2A A 2A. Evet. Tam da istediğim şey işte. Bir üçgen eğer iki kenar üçgense bu şekilde kenar ortaylar birbirine eşittir. İkiz kenar üçgense de tabana indirdiğim kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. İşte artık o yüzden ne yapacaktın? Eşit kenar ortaylar sadece ikiz kenar orta, ikiz üçgende olur deyip bu maviyi çektiğin an 2, burası 2. Dik üçgen olduğu için muhteşem üçlü GH da 2. Ağırlık merkez kenar ortayı 2'ye bir oranında böler 4, 2. O zaman AHB üçgeni bir dik üçgen oldu. Ve bu dik üçgen sayesinde bir kenarımız 6 sonra bir kenarımız 2. Böylece 36 artı 4 40 demek ki neymiş? 2 kök olmuş arkadaşlar. A, B ikiz kenarı da böylece hatırladık. İkiz kenarın eşit kenarlarının yardımcı elemanları birbirine eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi söylemiş olayım. Hangi yardımcı elemanları tabii ki? Eşit olan kenarların yardımcı elemanları. Burada da bu detay vardı. Önemli. Gelelim şimdi bazı sorularda size kenar ortay veya ağırlık merkezini söylemeyecek. Bizim ağırlık merkezi olduğunu anlamamız bekleyecek. Nasıl mümkün bu? Hemen bunu konuşalım. Eğer arkadaşlar bir üçgende iki tane ben burada zaten sizin önünüzde ya ben isterseniz sıfırdan göstereyim oralara sonra iliştiririz. Hem anlatmış olayım. Bir üçgen var. Bir tane kenar ortayımız var. Bir tane kenar ortayımız var. Bu da zaten ilk bahsettiğimiz şey. Net soru söylemese bile K noktası ağırlık merkezidir. Geçtim. Bir tane üçgenimiz var arkadaşlar şimdi. Hemen böyle bir durumumuz var. Bir kenar ortay. Sonrasında soru söylemedi. Sadece bu iki bilgiyi verdi. Öyle bir denk geldi ki kenar ortay bir nokta tarafından ikiye bir oranında bölünüyor. Bu sadece ne zaman vardır? Ağırlık merkezi varsa vardır. Herhangi bir tesadüfi bir şekilde kenar ortay olacak. Ağırlık merkezi olmayacak ve ikiye bir oranında olacak mümkün değil. Doğal olarak iki bilgi varsa hep söylediğim şey üçüncü bilgi var. İki kenar ortay varsa ağırlık merkezi. Bir kenar ortay bak birinci bilgim. İkinci bilgim ikiye bir oranı. O zaman net bilgi bu kesinlikle ne olur? Ağırlık merkezi olur. Diyelim buna inanmadın şunu yapacaksın bak. İnanmıyorsan benzerliğe başvurman lazım. Böyle bir paralel çektin. Şöyle yaptın. Buraya 2 M'ye yemeye dedin. Sonra burada artık şunu böyle devam ettirdiğim zaman. Yine M -Y M oldu. Kenar ortayı olduğunu gördüm ve işte bak iki kenar ortayın kesim noktası bana neyi getirdi? Ağırlık merkezini getirdi. Yani inanmasam bile bir şekilde biz onu oranlayarak benzerlik yardımıyla yine olduğunu görüyoruz. O zaman sadece maviler yeterlidir. Kenar ortay ikiye bir oranında bölünüyorsa o nokta ağırlık merkezidir. Sonra şöyle bir şey yapalım bakın. Bir üçgen var. Bir tane kenar ortayımız var. Tamam mı? Daha sonrasında bir tane böyle doğrum var. Sonrasında bu doğru kırmızı doğruyu 2'ye bir oranında bölüyor. Ne zaman geçerli bu? Bir kenar ortay varsa bir de ikiye bir oran varsa bu sadece ağırlık merkezinde vardır. Tartışmasız mecburen mavi de kenar ortay olur. O yüzden buraya A dersek böyle 2A olur arkadaşlar. Demek ki bir doğru parçası bunu not edebilirsin. Bir doğru parçası bir kenar ortayı ikiye bir oranında bölüyorsa yine kesim noktaları ağırlık merkezi. Sonra gel bakalım şimdi. Hiç kenar ortay falan demiyorum. Bak şimdi olaya gel. Kenar ortay falan demiyorum. Bir doğru diğerini ikiye bir oranında bölüyor. Bir doğru diğerini ikiye bir oranında bölüyor. Bunun gerçekleşmesi için benzerlik yaptığınız zaman yine sadece şunu göreceksiniz. Sadece yeşilleri verdim diyelim. Bu ne zaman mümkün? İki doğru birbirini üçgende ikiye bir oranında bölüyorsa net bilgi K ağırlık merkezidir. Bu yüzden soru söylemese bile... Biz buraya K merkezleriz. Bunları da kenar ortay olduğunu söyleriz. İnanmadığın zaman şöyle bir P noktasından paraleli çekeceksin. Paraleli çektikten sonra şöyle bak buraya 2C diyeyim. Buraya 3C dedim. Sonra burası o zaman ne oldu? 4C oldu. Ha Orta taban geldi. O zaman bunlar birbirine eşitmiş. 2'ye 1 oranından zaten 2X'e X'miş yine geliyor. Yani benzerlik şu an bilmediğiniz için sadece hızlı bir şekilde benzerlikle ispatının yapıldığını söylüyorum bilen arkadaşlar için. Ama net bilgi birbirini ikiye bir oranında kesen doğrular ağırlık merkezi olur. Kesişim noktaları. Burada da o zaman artık gösterelim. Bir. Şimdi artık sizin kitabınızda olan kısmı gösteriyorum. Pembe doğru kenar ortay demiş miyim? Hayır. Siyah doğru kenar ortay mı? Evet. Birisi diğerini ikiye bir oranında bölüyor mu? Evet. G net ağırlık merkezi. İki tane doğru birbirini kesti ve bunlar zaten kenar ortaysa bunu tartışmaya gerek yok. Garanti ağırlık merkezi. Bir doğru parçası, siyah doğru parçası kenar ortayı ikiye bir oranında böldürmüş G noktası yardımıyla. Yine bak kenar ortay varsa hiçbir şey yetmez. Ama kenar ortayın üzerine 2'ye bir oranı varsa ister böyle olsun ister böyle olsun. İkisi birbirini tamamlamalı. Şöyle söyleyeyim sadece 2'ye bir oranı var. 2A'ya A. Hiçbir şey bilemezsin. Kenar ortay var sadece hiçbir şey bilemezsin. Ama ikisi varsa net bilgi ağırlık merkezi benzerlikten yaptık demin. Sonrasında hiç kenar ortay bile demeden demin ispatını yine benzerlikle söyledim. İki kenar şey iki kenar ortay diyorum. Kenar ortay olmadığı gibi görünen iki doğru parçası birbirini ikiye bir oranında bölüyorsa net bilgi ağırlık merkezidir. Yine burada gördüğünüz gibi kenar ortay öyle duruyor. Başka bir doğru bak siyah doğru kenar ortay görünüyor mu? Hayır. Yine siyah doğru ikiye bir oranında bölünüyorsa net bilgi yine G ağırlık merkezidir. Dolayısıyla arkadaşlar ya iki kenar ortağı verilecek ya da ikiye bir oranıyla bir kenar ortağı verilmesi ya da iki de bir oranında birbirini ikiye bir oranında bölmesi önemli. Dolayısıyla sadece birine güvenmiyoruz ama ikisi varsa güçlerini birleştirip biz buna kesinlikle ağırlık merkezi diyoruz. Evet bakalım şimdi sorumuza A, B, B C'ye eşit demiş. Aman dikkat A, B, B C'ye eşit tamam. BE açı ortay. Ha, şimdi ikiz kenar bir üçgenimiz. Buraya A diyelim. Buraya 2A diyelim. Buraya da şey A diyelim pardon. Buraya A dedik. Buraya da 2A dedik. Burası da böyle bir açı ortay demiş. Şimdi arkadaşlar şuna lütfen dikkat edin. Açı ortay 2'ye 1 oran. E o zaman AE ile ED mecburen ne olmalı? 2'ye 1 oran. Sonra ne demiştim? Bir kenar ortay... 2'ye 1 oranında bölünüyorsa bu net bilgi E'nin ağırlık merkezi olduğunu söyler. Soru söylemezse ki söylememiş. 2'ye 1 oranında böldüğünü açı ortaydan görünce 2'ye 1'i yapıştırdık. Ağırlık merkezinde yapıştırdık. Ağırlık merkezinden geçiyor. Doğal olarak açı ortaya aynı zamanda ne olacak? Kenar ortaya olacak. Aynı zamanda kenar ortaya olunca ne olacak? 90 derece inecek. Bu şekilde gördük. Zaten ikiz kenar üçgende A, B, B C eşitse hakikaten BH yüksekliği kenar ortay ve açı ortaydır. Sonrasında artık BE neresi 8. AC neresi 6. Burası ne oldu? 3 3. 8'den dolayı ağırlık merkezinde gördüğümüz için artık gönül rahatlığıyla EH'a 4 deriz. 3 4 5 üçgeninden AE 5 ED de ne oldu bak? 2,5 birim gelmiş oldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi bir ikiz kenarı araya sıkıştırmış olduk. Tamam. Şimdi gelelim buraya. Bunu da deneyin. ABC bir üçgen. EC AB'ye dik. EC açıortay EFD doğrusal. ...PC 3 birim. Tamam. Şimdi bunu yaptık böyle. Sonrasında ne diyeceğiz? Hangi konu olursa olsun la başladığım zaman ne geliyor aklı? Bence öklit veya ikiz kenar gelir. Bak şimdi. Bu yükseklik mi? Evet. Açı ortay mı? Evet. Ben tartışmasız hemen bu ABC üçgeninde ikiz kenar üçgen yorumunu yapar. Yüksekliğin aynı zamanda kenar ortay olduğunu görürüm. Çünkü hem açı ortay hem yükseklik size ne diyorduk? Kenar ortayı sen göster. O zaman artık üçgen ABC ikizkenar Tamam, bu benim ne işime yaradı hocam? Nereye bağlayacaksınız buradan? Şuna bağlayacağım. Bazı sorularda artık şunu da vereyim. Sana üçgen bile vermeyebilir. Şunu verir. Üçgen vermez, bunu verir. Gizli bir ağırlık merkezi. Eğer böyle AB'yi kendin birleştirirsen, K noktası yine iki kenar ortayın kesim noktası oldu gördün mü? O yüzden işte arkadaşlar, ne yapacaksınız biliyor musunuz? bazı sorularda bunu gördüğünüz an AD'yi birleştirin. Gizli kenar ortay, gizli ağırlık merkezi AB'yi üçgene tamamlayınca böylece artık F noktasında oldu birinci kenar ortayın ve ikinci kenar ortayın kesim noktası olduğu için ağırlık merkezi oldu F böyle yazalım. Ve şimdi AF 6 geldi. Sonrasında burada bir hamlemiz daha var. Onu görelim. Ağırlık merkezi ve kenar ortayı gördükten sonra ben size dik üçgende şey ikiz kenar üçgende de bahsetmiştim. Ama neyse hadi şimdilik oraya tam girecektim vazgeçtim. 6 3 daha 9 ikiz kenar üçgen olduğu için aman dikkat AC ile CB eşit değil mi? Tabana inendik tabanı ikiye böldü çünkü ikiz kenar. Doğal olarak ne oldu? BC 9. CD ne oldu? 9. Bu sayede ne oldu? 18. Demin söyleyecektim vazgeçtim dediğim şeyi söylemek istiyorum. Arkadaşlar bilenler için E orta nokta. C orta nokta ise kesinlikle tabana paraleldir. Yöndeş açılar eşittir. Bu yüzden A90'dır. Bu sayede artık muhteşem üçlü. 9, 9 ve 9 olur. Bu da ekstra orta taban yardımıyla A köşesinin 90 derece olduğunu görmek. Mevzumuz buydu tamam mı? Bu soruya da böyle bir yıldız yapıştıralım. Şimdi gelelim bu sorumuza. 4, 2, 4 kök 2, 2 A, kaçtır? Evet ne diyorsunuz hemen bir bakın. Şimdi konumuz kenar ortaya kesin bir şeyler vardır. Yorumuyla yaklaşmayın aman ha. Bakın ee, kitabın daha 60. sayfasındayız. Ama hani bir şekilde de iyi ilerledik. Ne olursa olsun önemli yerler geçtik. Ama daha da önemli yerler gelecek. Kesin bu böyledir. Ben bunu buradan devam ettireyim dediğin soruya aman dinle. İster konu anlatım ister soru bankası ister deneme. Sebebini gör. Burada arkadaşlar tahmin ediliyordur belki ama ne demiştik? 2'ye 1 oran var bak. AD tesadüf mü bu? AD bir doğru parçası bilmiyoruz ne olduğunu ama BF kenar ortay. Bir kenar ortay başka bir doğru parçasını ne zaman 2'ye 1 oranında böler? Net bilgi kenar ortay olduğunda ağırlık merkezi olduğunda bu yüzden BDDC eşit 4 kökü 4 kökü. Sonra ne diyeceğiz? Ağırlık merkezi olduğu için A dersek EF'ye BE de 2A. İşte bu. Aman dikkat 2'ye 1 oranı tek başına yetmez. Bir de kenar ortağı yapıştırdıysa soru hemen ağırlık merkezi diyeceksin. O zaman hemen dik üçgende Pisagor yaparsan artık benden istediği AC'ye ulaşırım. Çünkü AC'ye ulaşırken şu EF'yi bir bilsem Pisagor'dan iş hallediyorum. 32 çıkardım 4'ü 28 ne geldi 2 kök 7. Böylece A ne oldu? Kök 7 oldu değil mi? Şimdi kök 7 olduğu için de artık 16, 16 7 daha 23. AF de buradan kök 23 oldu. AF kök 23 olunca TC de kök 23 oldu. 32 yazdık. Kök 23 oldu. AC de buradan 2 kök 23 geldi arkadaşlar bu şekilde. Bu da önemli bir yorum yaptığımız soruydu. Gördüğünüz gibi hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii söyleyebilirsiniz ama en nihayetinde çok aman aman ilginç, acayip, zor sorularla uğraşmadık. Özellikle hani kolay yazdığım için değil. Konunun kendisinde şu ana kadar yapacağımız şeyler belli aslında. İkiye bire dikkat et, kenar ortaya dikkat et. Ağırlık merkezini unutma, dik üçgeni, ikiz kenarı unutma. Döndürüyoruz sürekli bilgiyi. Şimdi bunu sen uğraşıyorsun ama. B, K, K F, F ile ama şunu söyleyeyim sakın aldanma. En kolay konudan en zor sorular sorulabilir. Geometri. Alttan alttan ilerler sonra bir anda bazen en tabiri caizse insana tokatı atı verir. Ee, hani sevimliliğinin altında da öyle bir durum var e, Amiyene tabirle. O yüzden düzgünce biz üzerimize düşeni yapalım. Asla hani tokat yemeyelim. Neden söyledim bunu? Bak bu soruda. Gördüğünüz gibi bir çıkmış sorudan ilham alınmış bir soru. Ta yıllar evvel sorulmuştu. O yüzden bir ben de göstereyim istedim. E, KKFFL Tamam. E, sonra ne diyeceğim? Burada tahmin ediliyor değil. Net bana söyleyeceksin. Burada ne var? Net bir şekilde. Öyledir böyledir değil. Hani bence budur değil. Bir şeye bence diyorsan matematikte eğer hani yorumlu bir şey yorum, şahsi yorumumuzu yapmayacaksak bence diyorsan orada bir problem var. Ne diyeceksin? Hocam kesinlikle F noktası ağırlık merkezidir. Neden diyeceğim ben sana? Sen de şunu diyeceksin. Hocam bak burası ikiye bir oranında bölmüş. Yetmez. Evet yetmiyor. Ama diğer taraftan rengi bir değiştireyim. Oraya hemen Başka bir renk takviyesi. Ne yapalım? Sarı yapalım koyu sarı. Hı. Hemen hocam diyeceksin ki bak bu bir kenar ortay. Aynı zamanda DC. Bir kenar ortay başka bir doğruyu ikiye bir oranında bölmüş. Bu nasıl mümkün? Ağırlık merkeziyle. O zaman bu yüzden F ağırlık merkezi. Doğal olarak bunu bir göreceğiz. Sonrasında DC 18 olduğu için artık gönül rahatlığıyla... D ağırlık merkezi olduğu için 12. DF ne oldu? 6. Burayı yaptık. Ama soru benden DF istemiyor. DE'yi istiyor. Evet, burada bir durdur hala yapmadıysan uğraşmadıysan şimdi söylüyorum. Ne demiştim? Gizli kenar ortay, gizli ağırlık merkezi. Bunlar birbirine eşitse, bunlar eşitse birleştirdiğin an şuradaki T noktası ağırlık merkezidir. Nerede var hocam bu? Hemen orada bir akıllılık edeceğiz, uyanık olacağız. DF de K 2'ye bölüyor. D F A B'yi ikiye bölüyor. O zaman neyi birleştireceksin? İşte bu A Birleştirelim A Birleştirdim. Gerçekten şimdi kontrol et. A bir kenar ortay mı? Evet. D bir kenar ortay mı? Evet. O zaman buradaki hemen söyleyeceğiz. Hem T hem E mi yazmış oraya? Şey yazmışız bak görüyor musun? Görmemişiz. Şuraya bak aynı anda iki nokta. Onu hemen T'yi silelim. E kalsın orada. Şimdi artık E noktası arkadaşlar ne olur? ağırlık merkezi olmuş olur. Bu sayede artık ağırlık merkezi olduğu için de buraya A dersin, buraya 2A dersin. Zaten DF, FC'nin yarısı olduğu için buraya da 6A derim. Demek ki arkadaşlar A neymiş? 2. İşte bu şekilde ağırlık merkezini görmek önemlidir. 2'ye 1 oran önemlidir. Olayı böyle halledeceğiz. Gizlenecek, biz göreceğiz. Şimdi bunu sen yapıyorsun hemen. ABC eşkenar üçgen AD kenar ortay. Hemen bir ilgilen bakalım soruyla. Eşkenar üçgen olduğu için bir kere yükseklik nedir? Kesinlikle kenar ortaydır. Aman onu unutma açı ortaydır. 30-30'u böyle yapıştıralım. Sonra artık ne deriz? Bir kenar ortay. Bir kenar ortay kesiştiği yan. Ağırlık merkezi net bilgi. Hemen burada o yüzden. Aa bir dakika. Heh, tamam bir şey demeyeceğim pardon. Kenar ortay ağırlık merkezidir. Doğal olarak kesiştiğinde bunlar. Ne olacak? B, F, F, E, F, L, E eşit oldu. Gördüğün gibi. Sonuçta 2'ye 1 oranında unutma. A, 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 D tamam mı? Bunu böyle hemen yapıştırdık. Kesinlikle eşkenar üçgenin bütün yükseklikleri, bütün kenar ortayları ve bütün açı ortayları aynı doğruydu. Kesişim noktaları aynı zamanda açı ortayların, aynı zamanda kenar ortayların, aynı zamanda yüksekliklerin de kesim noktasıdır. Dolayısıyla L ağırlık merkezi olur. D, F, 3 olduğuna göre F, L de 3, L, E'de 3. Buna dikkat etmelisin. Sonrasında benden nereyi istiyordu? F, istiyordu. FK'yı bulmak için de yolumuza şöyle devam edeceğiz. Üçgende eşkenar olduğunu unutma. 3, 3, 3, 9. O zaman 60'ın karşısı 9 sa 30'un karşısı olur? Dik üçgen. 30, 60, 90'ı da unutma. 3 kök 3 olur. Şimdi artık ne yapacaksın? Mavi üçgende Pisagor. Çünkü FC'yi bulursan orada da bir şey var. Orada bir durdum. Hala düşünme şansım var. FC'yi bulursan nokta nokta nokta. Şimdi bakalım FK'yı bulmak için ne yapacağız hocam? En azından dediğim gibi ben bir FC'yi bulurum. Çünkü FK, FC'nin bir parçası. Bulalım. Hem bak biraz zaman da kazanırsın düşünemesen bile. 3, 3, 6, 36, artı 27 ne oldu? 63 oldu. 63 ne? 3 kök 7 değil mi? Karekökü. Şimdi 3 kök 7, FC uzunluğu. Peki FK'la ne ilişkisi var hocam? Her şeyi sildim. Her şeyi sildim. Bir odaklan bakalım. FK'nın FC ile ilgis, ilişkisi ne? Burada yine şunu söyleyeceğiz. BF, F orta noktamı Evet. Dikkat et bakalım. D orta nokta mı? Evet. Gizli ağırlık merkezi yine. LC'yi birleştirirsen hemen gör. Buradaki FD bir kenar ortay mı? E, FC, evet. LD bir kenar ortay mı? Evet. O zaman K noktası ne oldu? BLC üçgeninin ağırlık merkezi oldu. Bu sayede artık 3 kök 7 olduğu için ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. İşte kök 7'ye 2 kök 7 gelir. FK'da buradan kök 7 olur. Mevzumuz buydu. Şimdi bakalım bu sorumuza. Bir önce sen uğraşıyorsun. Biraz zaman verebilirsin. Biraz düşünme fırsatı da ver lütfen kendine. Ee, G ağırlık merkezi AG 2 kök 7 GC 4 kök 2. Buna göre bakacağız. Ee, AC nedir diye uğraşacağız. Evet. Şimdi düşündüğümüz zaman ne düşündük? Ne düşündünüz? 2 kök 7, 4 kök 2 nereye bağlanacak hocam burası? Ne yapacağız? Burada hani keşke şuranın açısını bulsak da kosinüs teoremi falan mı desek diyorsunuz? Daha doğrusu açılan şeyin. Yok bir şey yok yani orada değil mi? Gelmedi. Ne yapabilirim? Dik üçgen. Dik üçgende hipotenüs bana katkı sağlar. Bak şimdi. Biz bazen iki bilinmeyenle iş ederiz. İki denklem kurabiliyorsak. Nasıl yani hocam? Şimdi AG devam ettirdim. Kök 7 buraya C diyorum. Ağırlık merkezi olduğu için G noktası ne olur? BC ile C demeyeyim. Farklar kullanayım. DD ile DC eşit olur. Tamam ne alaka bakalım. Sonra CG'yi devam ettireyim. Böyle bir E noktası olarak. Ağırlık merkezinden kenar ortaya geçeceği için böyle oldu. Arkadaşlar bakın şimdi burada iki Pisagor'la hallederiz işi. Bak şimdi bu üçgenin kenarlarını lütfen dikkat et. A desem B desem. Kenarları A ve B cinsinden değil mi? Evet. Sonra gel bu üçgene bakalım. Bu üçgenin de kenarları e, A ve B cinsinden değil mi? Evet. O zaman yaz gitsin. Buraya B de, buraya B de, buraya A de, buraya A de. Çift Pisagorla iş hallet. 3 kök 7'nin karesi 63. Neye eşit? 4B kare artı A kare. Sonra gel mavi üçgene. 4 kök 2 ağırlık merkezinden dolayı 2 kök 2 alt parça. O zaman artık B kare artı 2, anın karesi 4A kare. E, C'nin karesi 6 kök giden dolayı ne oldu? 72. A, C'yi istiyor soru benden. Taraf tarafa topluyorum. 63, 72 daha 135. Kaça eşit? 5B kare artı 5A kare. Buradan B kare artı A kare ne geldi? 27 geldi. Ne işimize yarayacak hocam bu? Şu işimize yarayacak. 2B, 2A hipotenüs. İşte AC uzunluğu ne? 4B kare artı 4A karenin kare kökü. 27 çarpı 4 108 kök 108'den dolayı 6 kök 3 oldu sorumuzun doğru cevabı. İşte arkadaşlar yine Pisagor yine olmazsa olmazımız olayı böyle halletmiş olduk. Gelelim bu sorumuza artık biraz daha yorum odaklı sorulara başladık gibi düşünebilirsiniz. Bu soruyu da o yüzden lütfen bir siz deneyin. Şöyle ben bir büyüteyim. Ne diyeceğiz bakalım bu soruda. ABC bir üçgen. G ağırlık merkezi, DG açı AD7, DC10. Buna göre BD uzunluğunu bulmam lazım. Evet, G nerenin ağırlık merkezi? ABC'nin. Açı ne alaka? Düşündün mü oradaki açı ortayı? Ağırlık merkezi çok güzel bir katkı sağlıyor. Nedir? 2'ye 1 oran. Peki bunun açı ortayla ne ilişkisi var? Açı ortayda oran bilmek, kenarlarının, parçaların oranı yapmak demektir. O yüzden senden beklediğim bu kenar ortayı çizmendi. Bak böyle olunca bir hamlede iki adım ilerliyoruz. Hemen bak TA ve BT kenar ortaydan dolayı ikiye bir şey iki eşit parçaya bölünüyor. Sonra ağırlık merkezinden dolayı TG ile GC 1'e 2 oran açı ortaydan dolayı da onsa kenarlar oranı parçalar oranı ne olacak? TD uzunluğu 5. Böylece TA 12 ise Tabii ki CT kenar ortaya olduğu için BT de 12. Artık BD uzunluğu 12 artı 5'ten 17 birim geldi arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı. Bak böyle güzel bir soruydu. Kenar ortayı da açı ortayı da kullandık. Şimdi gelelim buraya. ABC ve BDC birer dik üçgen. Açılar 15 ve 30 verilmiş. BC'ye 6 verilmiş. Üçgenin ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığı bulacağız. Ne yapalım? Şimdi 15 ve 30'a bakıyoruz. Ee, nasıl bir katkı sunabilir bize diye şöyle bir katkı sunabilir. Dik üçgen olduğuna lütfen dikkat et. İkisinin de hipotenüsü aynı. O zaman ağırlık merkezlerini çizmek için kenar ortayı çiz. Daha mantıklı. Hem de muhteşem üçlüyü kullanırsın bak. Şöyle yaptım. G ağırlık merkezi. G1 diyelim. Sonra kesinlikle bunlar aynı noktada buluşur mu? Böyle net bilgi buluşur. G'den geçen doğru kenar ortayı olarak BK, KC diye ikiye bölmeyecek mi ABC üçgeninde? Alttan bakarsan da Yine kenar ortay olması için DK olması gerekmez mi? Tam o zaman K noktasında iki kenar ortayla buluşuyor. Güzel. Şimdi bu bizimle işimize yarar. Muhteşem üçten dolayı ikiz kenar üçgen 15-15. İki iç bir dıştan ne oldu? 30. Muhteşem üçten dolayı ikiz kenar üçgen bak böyle. 30-30. i̇ki iç bir dıştan ne oldu? 60 derece. O zaman şöyle bir dik üçgen geldi. Bak burada da göstereyim. G1, K noktası ve G2. Aradaki açı 90 derece. Şimdi gelelim şöyle K noktasını yine burada göstereyim. K noktasını kullanırım. BC, EC iki eşit parçaya bölünüyor. Sileceğim sağ tarafta gösteririm. Bak şimdi. Bunu böyle yaptığım zaman, bunu da böyle yaptığım zaman K noktasında burası 3, 3 oldu mu? AK'da, KD'de muhteşem üçten 3 üç oldu mu? Evet. Sonra ağırlık merkezinden dolayı 2'ye 1 oldu mu? K1'e kadar? Evet. K2'ye kadar yine 1'e 2 oldu mu? Evet. O zaman G2, K'da 1'miş. K1 G de 1'miş. O zaman ne oldu? 1 1 kök 2 oldu arkadaşlar. Burada ağırlık merkezleri arasındaki uzaklığımız. İşte mevzu bu. Bu sayede bak muhteşem üçlü bize güzel katkı sağladı. Ağırlık merkezi kullandık tabii ki. Bunu da şimdi sen yap bir dene. Şimdi bu soruyu sen uğraş bakalım. K ağırlık merkezi ACD üçgenin ama T e, orada öyle bir nokta. Sonrasında ALLC'nin 3 bölü 2 oranında bir kenar. CD 6 birim. Bu şekilde. AT, TD oranı kaçtır diye sorulmuş. Evet bakalım şimdi ne diyeceğiz. Şimdi bir kere K ağırlık merkezi orası önemli nokta. Çünkü arkadaşlar K noktası bize şöyle bir katkı sağlıyor. Uğraştığını düşünerek söylüyorum artık bu bilgiyi. Şunu diyecektim. Madem burada bir ağırlık merkezi vermiş. Ya bu kenar ortayı. Ya şu kenar ortayı ya da benim bu kenar ortayı çizmem lazım. Hangisini çizmek mantıklı 6'yı da kullanabilmek adına bunu. Böyle çizince burası 3 birim oldu burası 3 birim oldu. Başka ne geldi? Şöyle bir 2B'ye B yazabilirim. Çünkü ağırlık merkezi olduğu için AP kenar ortay. AK'da KB'yi böyle 2'ye 1 oranında bölüyoruz K noktasında. Sonra ne diyeceğim? Bunun sayesinde şöyle bir görüntümüz oldu. 2B'ye B. Hemen dikkat et kenarlar oranı burada AB'nin PB'ye oranı neye eşit? Parçaların oranı. O zaman arkadaşlar ben kesirlerle uğraşmak için müsaadenizle şuraya bir 6m diyeyim tamam mı? Sonra hemen gösteriyorum takip et. O zaman şu PB ne oldu? 3A oldu. Doğru mu? Şey 3m oldu düzeltiyorum. 3m oldu. Sonra büyük üçgende 6m burası. O zaman BC'de ne olmalı? 4M olmalı. Neden peki hocam dersen? Büyük üçgende oran ne? 3'e 2. O zaman altının 4 oranı 3'e 2'dir. Böylece CP'ye ne kaldı? M kaldı. O zaman buraya da M kaldı. Direkt DB'ye ne oldu? 2M oldu. Ben zaten hani 6'yı kullanmama bile gerek kalmadı. Sadece oranda uzunluk sorsaydı kullanırdım. DB artık 2M. Zaten de 6. Artık açı ortaydan dolayı hangi üçgende açı ortay? Kırmızı üçgende açı ortaydan dolayı 6'nın 2M'ye oranı o zaman AT'nin de PD'ye oranı yazıyorum. Bak 6M'ye 2M 3 gelmiş oldu arkadaşlar. Bak bu soruda böyle oranların üzerinden özellikle de ağırlık merkezi verdiğinde 2'ye 1 oranı onu açı ortayla ilişkilendirmek açı ortayda oranın çok önemli olması neticesinde ağırlık merkezinin ikiye bir katkısı sunması arkadaşlar bizim için kıymetli. Evet sınavda bu birim kareli zemin soruları malum farklı farklı yerlerde geliyor. Bazen matematikte bazen geometride. Biz de hemen bir uğraşalım bakın bakalım ne diyeceksiniz şimdi soruya. Birim kareli zeminde ilk köşesi A ve B olan üçgenin diğer köşesi hangisi olursa ağırlık merkezi açıortayların kesim noktası ve üçgenin bir köşesi doğrusal olur. Size arkadaşlar bazen ÖSYM böyle yapıyor. Ben de o yüzden bunlara dikkat ediyorum. İfadeyi verdiği zaman şu ifadeyi senden bir bilgiyi anlamanı bekliyor. Bir üçgende ağırlık merkezi, açı ortayların kesim noktası ve üçgenin bir köşesi. Nasıl böyle doğrusal olabilir? Ne zaman bu olacak? Bak hem hatırlatma yaptırıyor aslında tabii sınav ve sınavda kesinlikle hatırlayacaksın da. Hem de bir sonraki yıla gireceklere mesaj bak. Tanımları, kuralları, kavramları güzel öğrenin. Bu sınav sorusu değil de buna benzer sorular oluyor. E şimdi açı ortayların kesim noktası olduğuna göre köşeden çıkan doğru açı ortay. Ağırlık şuna K diyelim açı ortay olsun. Ağırlık merkezi ise eğer G noktası e, köşeden çıkan ve kenar ortay buradan ağırlık merkezinden geçtiği için böyle olacak. He, ne demek istiyormuş sana? Bir üçgende açı ortay ve ağırlık merkezi aynı doğru üzerinde ise bu üçgen ikiz kenardır mesajı veriyor sana. Bu nasıl mümkün hem açı ortay hem kenar aynı olacak? İkiz kenarla. O zaman hangi üçgen oluşturduğunda ikiz kenar olur diyor sana Türkçesi. Haliyle de bakalım. AB böyle bir kenarı kök 13 olan şöyle bak Pisagor'dan bir kenarı kök 13 olan bir doğru parçası. O zaman ben bunu hemen BC yaparsam bak eğer C noktasıyla birleştirirsem bu da kök 13'tür. O zaman bu sayede C noktasını alırsam net bilgi bu üçgen ikizkenar olacağı için... ...şöyle bak açıortayların ortayların kesim noktasıyla ağırlık merkezi aynı doğru üzerinde olur. Yükseklik açıortay kenarortay aynı doğru üzerinde olacağı için. Haliyle bunlar böyle bir durum gerçekleştirdi. Birincisi bu. Geliyorum ikinciye tamam C noktasını bulduk. Gelelim başka ne söyleyebiliriz? Şimdi... F ile birleştirsen herhangi bir şekilde ikiz kenar gelmiyor. Bak ne AF ne FB birbirine eşit oluyor ne de FB FA hiçbir şekilde eşit olmadı. D noktasını birleştirdiğin an oluyor. Takip et. AD kök 13 AB kök 13. O zaman bunu birleştirdiğin an ne oldu? Üçgen ikiz kenar oldu. İkiz kenar bir üçgende köşe noktası ağırlık merkezi ve açı ortayların kesim noktası aynı doğru üzerinde olur. Çünkü üçgen ikiz kenardır. İkiz kenar bir üçgende arkadaşlar. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay açı ortay olduğuna göre. Kenar ortayların kesim noktası nereden geçer? Kenar ortaydan. Açı ortayların kesim noktası nereden geçer? Açı ortaydan. O zaman doğal olarak ne oldu? Köşe, açı ortay ve ağırlık merkezi hepsi aynı doğru üstünde oldu. Bak aynı nokta değil. Tabii ki farklı noktalar gördüğün gibi ama aynı doğru üzerindedir. Unutmayın arkadaşlar. Bir kenar ortay ağırlık merkezinin üstündedir. Bu tartışmaya kapalı değil mi? O zaman net bilgi haliyle sen burada kenar ortayı çizdiğin an ağırlık merkezi muhakkak AE üzerinde. Açı ortay da AE olduğu için muhakkak açı ortayların kesim noktası da o doğru üzerinde. Sonrasında da tepe noktası da aynı A noktası olduğu için işte bunlar doğrusal geldi. Böylece D noktasını da yakaladık. Tamam. Başka ne diyeceğiz? D şimdi A, yaptık. E noktası olmaz. Bir dik üçgen oluyor. Olmuyor. İkiz kenar üçgen gelmiyor. Hem kenarlarda eşit gelmedi. Ancak arkadaşlar bakın C noktasını birleştirirseniz... C'yi birleştirdik pardon yanlış söyledim. Onu da heyecanla söyleyince. Şimdi arkadaşlar bir de K noktasını birleştirirseniz... Gördüğünüz gibi bu da kök 13. Bu da kök 13. A, B, K ikiz kenar bir üçgen oldu. Hakikaten şöyle bir H noktasında gördüğünüz gibi ağırlık merkezi ve aç ortayları noktasında da şöyle bir L diyelim. Bunlar ve tepe noktası gördüğünüz gibi üçgende aynı doğru üzerinde geldi. O zaman doğru cevabımız neymiş? DCK noktalarını seçmek doğruymuş arkadaşlar. Sorunun mesajı şuydu. Bu noktaların doğrusal olması için gerekli şart üçgenin ikizkenar olması. Mevzu budur. Yoksa arkadaşlar alelade çeşit kenar bir üçgende bir kere şöyle kenar ortayların kesim noktası buradaysa atıyorum açı ortayların kesim noktası böyle olur. L üçgenin de köşesiyle birleşmez. Velev ki birleştirdin o zaman şunu iddia ediyorsun. Hem açı kenarortay kenar ortay aynı doğru üçgen ikiz kenar. Bak çelişti. Sadece ikiz kenarda bu durum gerçekleşir arkadaşlar. Yoksa hiçbir üçgenin ikiz kenar değilse eşkenar değilse ağırlık merkezi kenar ortay, e, yükseklik köşe bunlar birleşmeyecektir. Şey köşe diyorum açı ortayların kesim noktası birleşmeyecektir. Doğrusu olmasının tek şartı en az ikizkenar olması eşkenar olursa daha da güzel olur. Şimdi hemen bu soruya bak bakalım. Bu da güzel bir soru. ABC üçgensel levhası önce AH boyunca kesiliyor. Daha sonra AH üçgensel levhası A noktası, H noktası etrafında saat yönünde döndürülüyor. C A1 C1 doğrusunun üzerinde. AB AC eşit yani ikizkenar üçgen. A1 C 6 santim. KA1 h c 1 üçgenin L ABH üçgeninde ağırlık merkeziymiş L noktası. Olduğuna göre LK kaçtır? Soruyu bir daha okuduk. Bu arada sen de düşündün inşallah. Şimdi bir sorunun üzerine konuşalım. Böyle şekle büyüteyim. A1C'nin bir önce A1C'nin arası. Şuraya bir 6 birim diyeyim. Sonrasında AB'de AC'ye eşit. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Neye dikkat edeceğiz? AB, AC eşit olduğu için birbirine eşit olduğu için yükseklik aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır. Yani H, H, C'ye eşittir. Bu birincisi. İkinci önemli durum. Soruda şuna dikkat etmeliydin. Arkadaşlar, HC normalde böyle değil mi? Bak, C noktası boşuna bu doğrunun üzerinde değil. Neden bu A1 C1 doğrusunun üzerinde verdim? Şöyle güzel bir durum. Ben döndürünce yapayım bak. HC'yi döndürünce buraya gelmedi mi? Geldiğine göre artık burada bir ikizkenar üçgen oldu. Döndürmede uzunluk değişmez. HC aslında döndü. H1, HC1 oldu. İkiz kenar üçgen olmuş oldu. Sonra ne diyeceğiz? Böyle bir burada bak dik üçgen var. Aman dikkat çünkü yükseklik döndürdüğüm zaman dik açı değişmiyor. Daha sonrasında bize ne demiş? K noktası ağırlık merkezi. Ha. K noktası ağırlık merkezi ise A1, C6 ise CC1 de 6. Bu 1. İkincisi muhteşem üçlü. Dik üçgende AC ve CC1 birbirine eşitse muhteşem üçten bu da 6 oldu. E zaten ne demiştik? Döndürmeden dolayı bir daha söylüyorum bak. Döndürmeden dolayı HC, HC 1'e eşitti. O zaman bu da 6 eşkenar üçgen çıktı. Arkadaşlar neymiş aslında gerçekten C noktası 30 derecelik bir açıya sahipmiş. Şimdi artık o zaman ben gönül rahatlığıyla ne diyeceğim? Hemen ağırlık merkezinden dolayı HK'ya 4. Burada da KC'ye 2 ve 60 dereceyi de böyle unutmayalım. Sonra artık kafam rahat. Soldaki üçgen de aynı üçgen olduğu için 60 derece. 30 derece. L ağırlık merkezi olduğu için tabii ki muhteşem üçlü yine. Ee, artık ne bulduk biz? Üçgen aynı üçgen. Aman dikkat. A1, C1 12 ise de 12 değil mi? Kiskenir üçgende çünkü. 6, 6, 2, 4. Gördüğünüz gibi artık L, H'ı da bulduk 4. Sonra ne diyeceğiz? Muhteşem üçlüden dolayı H noktası 30 derece. Daha sonra devam ettiriyorum. Şurayı bir sileyim. 60 derece eşkenar üçgen. Ne kaldı buraya? 30 derece. Tamamı 90 derece olması için şuranın ne gelir? Aradaki açıya da 60 derece gelir. O zaman arkadaşlar hemen şunu lütfen görün. L, H, K üçgeninde gördünüz mü? 30, 60, 30 H noktasını kaç derece geldi? 120 derece. Kenarda görelim o zaman. 1 L, şey şurası L'ydi. 1 L, 1 K ve 1 H. Aradaki açı 120 derece. 4, 4, 4 köküç. Mevzumuz bu. Dikkat etmen gereken oradaki bence neredeyse tek nokta HC'yi döndürdüğümüz zaman HC'ye bir oturduğunu görüp üçgenin ikizkenar olduğunu atlamamaktı. Sonrasında da tabii muhteşem üçlüyle birleşince ilk ne oldu? Eşkenar üçgen oldu. Şimdi arkadaşlar şurada bir ufak bir düzeltmemiz var. Onun için affedersiniz diyeyim. Birlikte baktığımız için sorun değil ama Yine de lütfen iliştirin. F değil orası C olacak tamam mı? Yukarıda verilen üçgen şekildeki iki levha AB ve DE kenarları çakışacak biçimde yapıştırıldığında aşağıdaki görüntü oluşuyor. GACF üçgeninin ağırlık merkezi. ABC üçgeninin iç T çemberinin merkezi olduğuna göre AB kaç santimdir? Hani buna bakmadan soruya baktıysanız bir an şey demişsinizdir. Nasıl ya? Dışarıdaki bir nokta nasıl öbürünün iç noktası? O tabii şey düzelteceğiz e noktası bir tane harf olunca bak gözden kaçmış ama soruyu değiştiriyor değil mi? Olmaz yani. Onun için kusura bakmayın. Şimdi hemen bakalım buna göre. 1 5 yapıştırdık. AB ve DE zaten eşit kenarlar olduğunu söylemişim. Garanti altına aldık. Evet bunlar böyle buluştular. Sonrasında FB o zaman aynı zamanda e, F eşit 1 bir birim çünkü burası önceden E noktasıydı. Sonrasında 5 olduğuna göre tamam böyle BC'ye de 5 yazdım. Bundan sonra ne diyeceğiz? Arkadaşlar bakın. G madem büyük üçgenin AFC'nin ağırlık merkezi. Bunu bir çiz. 6'yı da kullanayım mis gibi. 3 3 bölecek buraya 2 kalacak. Şöyle harflendirelim. P noktası diyelim. PC'de bak 3 oldu. Tamam. Sonrasında arkadaşlar G noktası neyin ağırlık merke açı ortayların noktası? merkezi açıortayların kesim noktası içte çemberin merkezi ABC'nin. O zaman bu benim nasıl işime yarayabilir? Eğer sen Yine açı ortayın şu katkısı bir önce bir açı ortayı çizip bir kısmını şunu devam ettirmene bile gerek yok. Sonra bu AP'nin AGGP oranının 2'ye bir, or or e, bir oranlı bölündüğünü görürsen sonrasında da artık bu üçgende A'ya 2A o zaman 2 olduğuna göre AB'nin 4 olduğunu görürsen soru bitti yine... Açı ortayın kenar ortayla ne ilişkisi oluyor? Bir, bazen ikisi de aynı doğru üzerinde oluyor. Açı ortay ve kenar ortay i̇kisi kenar üçgen geliyor. Bazen de bu sorularda olduğu gibi bir kısmı böyle açı ortay olup sonra burada ağırlık merkezinden kaynaklı böyle bir K'ya 2K durumu oluyor. Bu oranı ve kenarları bulduruyor bize. Bu yüzden önemli bakın bunu vurgulamak için bir tane daha soru görmüş olduk. Şimdi gelelim buraya. Hemen bir bakın bakalım ne diyeceksiniz buna. Ne kadar sade güzel bir görüntü. Tam ÖSYM tarzında. Bazen de böyle oluyor. Geometride biraz daha belli bir standart var. Maalesef matematikte hani o bozuk yani bir öyle soru, bir böyle soru falan oluyor ama her şey hazırlıklı oluyoruz. Geometride daha az bozuk diyeyim yani. Daha standarda yakın bir durumumuz var. Bu soru da bana hemen o standardı hatırlatıyor. Tabanı iki birim olan özdeş iki kenar üçgenin birer köşeleri ortak ve mavi nokta ikizkenar üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre soru işaretiyle ifade edilen uzunluk kaç birimdir diyoruz. Evet bakalım ne söyleyeceğiz ağırlık merkezi burası tamam. Sonrasında neye bakarız? İkiz kenar bir üçgende ağırlık merkezinin katkısı nedir? Orada boş ver soru işaretli yeri önce. Buradan kenar ortaya geçeceği için KK. Bak böyle 2K şey 2A diyeyim harfi değiştireyim. A'ya 2A olur. Ağırlık merkezi sayesinde şöyle bir dik üçgende olur. Şimdi arkadaşlar lütfen dikkat. Şu kırmızıyla gösterdiğim uzunluk 2 ise döndürdüğümde yine kırmızı uzunluk 2 değil mi? Evet. Sonrasında ben ikizkenar üçgende yüksekliğin aynı zamanda kenar ortayı olduğunu bildiğim için 1. 1 diye ayırıyorum. Evet. Şimdi artık mis gibi burada. İster Pisagor başka sorular hatta ister Pisagor demeyeyim pardon. Önemli bir bilgi söyleyeceğim. Pisagorsuz Pisagor yetmiyor çünkü. Hem de o özel bilgiyi söyleme fırsatı benim için de. Hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa üçgenimiz neydi? 30-60-90. Yine denk geldi bak. Gördüğünüz gibi bu üçgen ikiye bir oranı sayesinde ne oldu? 30-60-90 oldu. Ve yeşil açıya burada 60 derece kaldı. Şimdi artık 1 burası kök 3 oldu. Ağırlık merkezi olduğu için 2 kök 3 oldu. Bu duruyor. Bundan sonra nereye bağlayacağız hocam? İşte şuraya bağlayacağım. Bak. Benim soru işaretli yeri bulmak için şöyle hani kosinüs teoremi dik üçgen Pisagor ne dersen de hani belki böyle bir dik üçgen eğik kenar falan. Ama en azından bu soruya özel şunu gör. Alfa dersem üçgenin taban açısında olduğu 60 artı alfa. O zaman hemen gösteriyorum. Bu üçgenin de taban açısı 60 artı alfa olması için döndürmeden dolayı da 60 derece geldi. Zaten sen bir şekilde böyle döndürünce 60 derece ne olur? Tabii ki bu kenarda buraya gelir. O zaman gel. 60 dereceyi gördük. Te taban açımız 60 artı alfa olduğu için 60 derece kaldı. Başka ne diyeceğiz? Hemen şunu da gör. Ben bu kenarı aldım. Döndürdüğüm zaman bu kenar nereye geldi? İşte buraya. Döndürmede uzunluklar değişmez. Ne oldu? İkiz kenar üçgen. Arada 60 derece varsa üçüncü de eşit. Eşkenar üçgen. İşte olay buydu. Doğal olarak arkadaşlar bu kenar bu kenara eşit. Arada 60 derece olduğu için bu da eşit. Sarılar eşkenar üçgen oluşturdu. Bu sayede o zaman hemen yapıyorum. 2 kök 3 kök 3 daha. Şöyle bir dik üçgeni de göstereyim. 3 ee, kök 3 sonra tabanımız bir de bir parçası. 1 27 daha kök 28 oldu. Sarı kenar Pisagor'dan kök 28. Sarı kenar kök 28. Sarı kenar kök 28. Yani doğru cevabımız 2 kök 7 oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde bizim için yine önemli bir soruydu. Evet. Geçen sene fragman niteliğinde bazen sorular çözüyordum. Ee, bir kanalda 10 tane falan soru çözmüştüm güzel hoşuma gidenlerden. Bu da onlardan bir tanesi. Bir uğraşın bakalım. Bir soruyorum sorumuz. Güzel bir sorudur. Eşit kollu özdeş iki pergelden biri doğrusal olacak şekilde açılmış, diğerinin uçları doğrusal olan pergele değecek şekilde bir kağıdın üzerine yerleştirilmiştir. K oluşan üçgensel bölgenin ağırlık merkezi ve verilen uzunluklar birim cinsinden olduğuna göre soru işaretiyle ifade edilen uzunluk kaç birimdir? Evet, hadi bakalım bir deneyin. Şimdi arkadaşlar neye dikkat edeceğiz düşündüğümüz zaman? Bir üçgenimiz var üçgenimiz var aslında. Hani bunların oluşturduğu şekiller sayesinde. Ve nasıl üçgen ikizkenar? Çünkü kollar özdeş. Daha da ötesi. Özdeş pergel'ler olduğu için uzunlukları aynı. Bak şimdi. Ağırlık merkezi olduğu için ikizkenar üçgen olduğu için hemen refleksim şöyle bir K noktasından geçecek yüksekliği çizmek. Burada şunu da görüyorum. Buraya A dersem burası 2A olur tamam mı? Sonra buraya B dersem B olur arkadaşlar. Demek ki hem A'yı hem B'yi bulsam Pisagor'la yapıştıracağız soru işaretli yeri. Birinci yorum yaptım. İkinci yorum önemsediğim bu soruda e, ve sorunun hani hem güzelliği hem basitliği. Arkadaşlar kollardan biri 2B artı 3. O zaman hemen ne yazacaksın? Bilinmeyeni azaltmak için kola 2B artı 3 yazacaksın. Sonra yine buraya da 2B artı 3 yazacaksın böyle. E hocam ne oldu burada? Nasıl bir katkı sundu bu soru bize? Hemen gösteriyorum. Mavi üçgene bak bakalım. A ve B'den oluşuyor değil mi? Mavi üçgen A, B artı 3, 4 kök 5. Yap Pisagor'u. A kare artı B kare artı 6 B artı e, 9 eşittir 80 değil mi? Başka? Şuraya gel kırmızı üçgene. Bir kenarım 2B artı 3. 2B artı 3'ün karesi artı şey eşittir pardon. Eşittir. 2A A daha 3A 9 a kare artı b kare değil mi? Gördüğünüz gibi 2 bilinmeyen var, 2 denklem var. Garanti sorunun doğru cevabını getirirsin. Buradan a ve b'yi biraz hani taraf tarafa çıkarma carçurt işlemleriyle halletmeye çalışacağız. Ama buraya getirdin ya artık bu senin ödülün olsun. Ben bundan sonra açık söylemek gerekirse önce sayı denerim. Olmazsa bu pisagoru yaparım arkadaşlar. Yine bakın sorunun özel noktası ...bir, Eşlik. Bütün kenarların aynı olması. İki... 2. Daha sonrasında iki kenar gelmesi. 3. Ağırlık merkezi neticesinde bir dik üçgen elde etmemiz. 4. İki tane B ve A'lı denklem getirip çift Pisagorlu olayı halletmek. O zaman yapalım şimdi. Birisinde B ve 2B artı 3 ve 3A kenarlarımız. Diğerinde de A, B artı 3, 4 kök 5 kenarlarımız. O zaman ben hemen şundan yararlanacağım. 4 kök 5 ya hangi üçgen akla geliyor? A, 2, A, A kök 5. A'ya 4 ver. O zaman burası 8 olur. B de buradan 5. Bak bu varsayımda bulunduk. A4 B5 oldu değil mi şu an? Geldiğim burada 4 kök 5'ten yararlanarak bu yorumu yaptım. Bakalım kırmızı üçgende tutuyor mu? Tutmuyorsa mecbur zaten Pisagor yapmalısın ama tutar. Şimdi artık yani o kadar emek verdiysen buraya kadar gelir bundan sonra. 3A 12 oldu mu a 4 verince? B de 5 oldu mu? Evet. 5 12 13'ten 2B artı 13'ün 13 olması lazım. Oluyor mu? B5 dediğimiz için oluyor. Gördüğünüz gibi İlk varsayımımızla sonuca vardık. Olmasaydı şu Pisagor'u çözerdik ama merak etme. Hani bu kadar önemli yeri yaptıktan sonra orası bir nispeten daha güzel ayarlanmış oluyor. Böylece bakın bu güzel bir soruydu. 2 Pisagor, 2 bilinmeyen bizim için önemli sorulardı arkadaşlar. Bu bilgiyi söyledik. Yani daha sorumuz bitmedi pardon. AB'de de artık ne söyleyeceğiz? Dik üçgenimiz bir kenar hakikaten 4 geldi. 1 5 geldi. Kök 16 artı 25'ten kök 41 oldu arkadaşlar. Soru işaretli kısım hakikaten bir soruyorum Soru sorusuydu bu. Gelelim bu sorumuza. Son sorumuz muydu bu? Ha yok. Ha son sorumuz değilmiş ya. Ben niye 25 soru diye hatırlıyorum bunu? Tam sayı diye herhalde şey. Yani net bir sayı diye. K ağırlık merkezi DC AD'nin 3 katı. BK verilmiş 4 birim. KD ve AD de verilmiş arkadaşlar. Bakalım şimdi ne söyleyebiliriz? DC AD'nin 3 katı. Tamamen aslında soru bankasını hazırlama sorusu. Hani soru bankasına güzel sorularla uğraşacaksın. Orada hani devamını getireceksin. Oradan da tabii kendine çok katkı sağlayacaksın. İşte bu soruda da bilgilerimizi kullanıyor muyuz sorusu oluyor o yüzden soru bankasını çözmeye hazır mıyız? Çektim bu kenar ortayı. Niye bunu çektik hocam? 4 var. Böyle 2 yazarım. 1. İkincisi şöyle bir Y desen. Sonrasında burasının tamamı 3Y olduğu için Kenar ortay değil mi BN? Ağırlık merkezinden geçen doğru nedir? Köşeden çıkıyorsa kenar ortay. O zaman 2'ye 2'ye bölmeli. Y'ye 2'ye diye yazdım bak bu şekilde. Tamam. Sonra ne oldu? Bunun sayesinde hemen gör. G, Y ve Y. Arkadaşlar muhteşem üçlü geldi bakın. A, D, D N ve DK eşit olduğu için birleştirdik. Bu sayede artık böyle bir üçgen oluştu. Hemen artık dik üçgeni yapıştırıyorum muhteşem üçlen. 4, 2, öklitten dikten dikinde öklitte geldi. Onu da görelim bak. Öklitte olmazsa olmazımız 90 derece. 4 kere 2, 8. 2 kök 2 oldu. Devam ettir hemen. Ağırlık merkezi kenar ortaya 2'ye 1 oranında böler. Kök 2. Kenar ortaya olduğu için muhteşem 3'ü de gelir dik üçgende. 3 kök 2, 3 kök 2. İşte size 6 kök 2 geldi arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı. Evet yine bu hani ip kopma her konuda bunlara olabildiğince yerleştirmeye çalışıyorum. ÖSYM vazgeçmediği için böyle sorulardan da kullanıyor bayağı bir. Aşağıda şekil bir de zemine paralel bir de şöyle bunlardan güzel yorumlar da üretiyoruz. Aşağıda şekil bir de zemine paralel bir tavana asılmış üçgen levhanın bir kenarı iplerden biriyle doğrusal diğerine paralel olacak şekildedir. İplerden biri koptuğunda levha şekil ikilik gibi bir kenarı zemine paralel olacak şekilde dengeye ulaşmıştır. Buna göre levhanın ağırlık merkezi ilk duruma göre zemine kaç birim yaklaşmıştır? Paralellik. İkinci durumda şöyle bir zemin yapsak. Zemine paralel oluyor bakın. Ne katkı sağlayacak bize? Bu, bu zaten paralel. Bu böyle. Dikkat et şu ne demiş? Bir iple doğrusal bir kenarı. Diğer şekilde de bak iple paralel bir kenarımız. Böyle bir görüntü. Anlatıyor yani. Soruda ÖSYM bazen böyle anlatır. O zaman arkadaşlar burada şuna dikkat edeceğiz. İkinci durumda dengede nasıl durur bir şekil? Burada hani sonuçta ağırlık merkezinde biraz kayma olup böyle durması lazım. Şöyle yapalım daha doğrusu. Şimdi ip her türlü böyle doğrusal olacak. O zaman üçgen yamuk dursaydı ne diyecektik? O zaman bu üçgen demek ki ikiz kenar değil. Çeşit kenar üçgen. Ama ikiz kenar üçgen olduğu için dengeye nasıl erişiyor? Tabana paralel olacak şekilde düzgün bir şekilde erişiyor. O yüzden burada bunun ikiz kenarlığını şimdi bizim söylememiz lazım. Söyledik artık ne gördük? 24 kök 2, 24 kök 2. yoksa ne olur arkadaşlar? Dengede hani fizikte de görüyor musunuz bilmiyorum ama eskiden görüyorduk. hani Cisimlerin dengede durması. Özdeş homojen bir cismi yerleştirdiğin zaman ağırlık merkezinden geçer o ip. Ağırlık merkezinde o şeklin düzgün veya yani çeşit kenar veya çeşit kenar olmamasına göre levhasal bir görüntüyse... Ne oluyor? İkiz kenarsa böyle dümdüz yüksekliğinden yani e, açı ortayın yani kenar ortayından tam geçmiş oluyor. Yok değilse de biraz yamuk duruyor. Şimdi böyle yaptık 24 kök, 24 kök 2 oldu. Burası da böyle artık 45 45 90'dan 48. Sonra burası da yine 24 kök 2. Başlangıçtaki ağırlık merkezinin bir konumunu bulalım neredeymiş? Şimdi başlangıçta şöyle bir yaparsak arkadaşlar, burada Ağırlık merkezi ikiz kenar bir üçgen olduğu için 24 kök 24 kök bak 90 derece. Ağırlık merkezini de şöyle yapalım. 48 olduğu için 24, 24. Sonra burası 8, burası 16. Aman 45 dereceyi unutma. 90 derece böyle indirdiğin zaman şöyle şu 24 kök 2 sileyim. Ne olacak? 8 kök 2 ve 8 kök 2 oldu. O zaman arkadaşlar şu hizadan 8 kök 2 aşağıda bulduk. Şöyle de yapayım bakın. Hani böyle hayali bir çizgi çizelim. Bu şekilde. Tam ipin başladığı yer. Böyle bir A noktası. Burada da bir B noktası. Hem A hem B aynı hizada. Tabii ki ip değişmediği için. ipte bir bozulma yok, uzama yok. Doğal olarak ne oldu? Şu an bu B'den 8 kök 2 birim uzaklıkta. K noktası. İkinci durumda nasıl? Şöyle 24. Böyle 24. Burası 8. Bu sefer artık A noktasından yani yukarıdaki hizadan nereye geldi? 16 birim aşağı geldi. Yani arkadaşlar şöyle K'nın hizasını buraya K üst alırsak şu mavi kadar alçaldı aşağı indi ağırlık merkezi. Toplam uzunluğumuz dikkat et burada 16 birim 8 kök 2 birim o zaman ne oldu? 16 eksi 8 kök 2 dikdörtgenden bak 8 kök 2 ise onu da göstereyim hatta. Şurası da arkadaşlar 8 kök 2. Bu sayede şunları silelim artık işimiz kalmadı. 16 eksi 8 kök 2 yaklaştı yere arkadaşlar. Ve son sorumuza geldik. Bu şimdi sizde yine. BAD 30 derece GC 6 santim. ABC üçgeni AD üzerinden katlandığında B köşesi ABC üçgeninin ağırlık merkezi olan G ile çakışıyor. AC kaç santimdir diyoruz. Evet yine katlama güzelliği şimdi. Bakalım ne yapabiliriz şimdi bu soruda. Her zaman olduğu gibi. Önce bir eski haline getiririm ben. Buraya B noktası dedim. Uğraştın değil mi soruya? Ona göre bak. Hemen şu an bir şans daha veriyorum. Böyle yaptık. BD ile DG'nin eşitliğini aman unutmuyoruz. Sonra AC ile de AG'nin eşitliğini unutmuyoruz. 30 derece açı ortaydır unutmuyoruz. Böyle yaptık. Sonra GC'nin de 6 olduğunu unutmuyoruz. Böyle gösterdik. AC'ye nasıl bir geçiş yapacağız? AC ilginç bir yerde duruyor. Ama benim için o ilginçliği boş ver. Önce verilenler önemli. Ne yapacaksın? Niye buraya vurgu yaptım? Bakın şimdi. Bir kenar döndürmeden şey katlamadan dolayı nereye eşittir? AG AC'ye eşittir. Aradaki açı kaç derece? 30 30 60. Nereye gelir CG? O zaman eşkenar gördün mü? Nereye gelir diyorum. CG ne olur? Eşkenar sağlar. Doğal olarak böyle bir eşkenar üçgen yakaladık. O zaman burayı da böyle yaptım. Tamam güzel mis gibi bir görüntü oldu. Şimdi arkadaşlar dikkat. G neydi? Ağırlık merkezi değil mi? Ben 6'yı da bildiğin için şöyle GC'yi devam ettirsem. Bakın böyle devam ettirdim. H noktası tabii ki böyle birbirine eşit. O sembolü farklı yapayım. AP ile PC eşit değil mi? Evet. Ne oluyor hocam buradan? E bu arada bir eşkenar üçgende ağırlık merkezi şey ağırlık merkezi diyorum. Kenarın ortasına iniyorsa GP 90 derece değil midir? Ne zaman orta noktaya iner? Yükseklik olursa haliyle P noktası 90 dereceymiş arkadaşlar. İşte mevzumuz bu. Bu yüzden ne oldu artık? Ağırlık merkezinden CG 6 ise PG 3, 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı 3'tür. Şimdi sorumuz bitti bir kenarımız kök 3. Bir kenarımız 6, 3 daha 9. Artık 81 artı yazalım hatta şöyle. Şöyle de göstereyim. AP buradan kök 3. HC 3, 6 daha aman dikkat 9. 81 artı 3'ün kare kökünden kök 84. Yani 2 kök 21 oldu arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı. AC'yi böyle bulduk. İşte böyle güzel bir soruyla dersimizi noktalıyoruz arkadaşlar. Eşkenar üçgen, 30 60 90, işte dik üçgen, Öklit, Pisagor gördünüz mü? Her an her yere giriyor. Yani oraları hakikaten iyi oturtmamız çok önemli. Bu arada bunlarla yaparken de pratik geliştiriyoruz. Her bir bilgiyi içe olabildiğince ben sokmaya çalışacağım. Bu konuda yaptık. Bu konuda bile yaptık gördüğünüz gibi. Benzerlikte zaten çok detaylı. Üçgende açılardan sonra yine uzun bir yere gel geliyoruz arkadaşlar. Benzerlik bir gireceğiz Allah bilir artık ne zaman çıkacaksınız. Ee, çok önemli olduğu için belki geometrinin Hani en önemli demek tartışmaya açık olur ama en önemlilerinden bir tanesine geliyoruz. Her bir detayı alt parçalara indirerek ayırdım arkadaşlar ve anlattım. Yani anlatmış olacağım siz dinlerken. Şimdi siz kenar ortay testlerinizi çözüyorsunuz. Biz benzerlikte arkadaşlar görüşürüz. İyi çalışmalar.